İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı kutlanıyor. Milli birlik ve beraberliğin yanı sıra bağımsızlığımızı anlatan İstiklal Marşı, Anadolu'da milli mücadelenin devam ettiği sırada Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 100 yıl önce milli marş olarak kabul edilmiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın kabulün üzerinden 100 yıl geçti. 1921 yılında yapılan yarışmaya 724 eser katılmış ama Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı eser 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir. Orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılmıştır. İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan etti. Mehmet Akif Ersoy'un en önemli eser olan Safahat 7 kitaptan 7 bölümden oluşmaktadır. Safahat zaten safhalar, bölümler, aşamalar demektir. 1911 yılında yazdığı 1. bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini, 1912 yılında yazdığı Süleymaniye Kürsüsü'nde adlı 2. kitapta Osmanlı aydınlarını işlemiştir. 1913'te Safahat'ın 3. bölümü olan Halkın Seslerini ve 1914 yılında 4. bölüm Fatih Kürsüsü'nde yazdı. Ardından 1917 tarihli Hatıralar ve 1. Dünya Savaşı hakkında görüşlerin yer aldığı 1924 tarihli Asım yazdı. Son ve 7. bölüm olan Gölgeleri 1933 yılında yazdı. Şiirlerinin toplu olarak yer aldığı 7 kitaplık eserine İstiklal Marşı'nı koymayarak bu eserini Türk milletine armağan etmiştir. Başlangıcı 1911 olan Safahat 1933 yılında tamamlandı. Ömer Rıza Doğrul, Mehmet Akif'in damadı, tarihçi, yazar. Mehmet Akif Ersoy'un kitaplarına almadığı şiirlerini de ekleyerek eseri 1943 yılında tekrar yayınladı. Ardından 1987 yılında Ertuğrul Düzdağ eseri önceki baskılar arasındaki farkı gösteren yeni bir basımını yaptı. Kur'an'dan ayet ve hadisler ve Mehmet Akif Ersoy'un makaleleri adlı çalışmaları da ölümünden sonra yayımlanmıştır. İstiklal Marşı'nın kabulü süreci. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkanını sağlamak amacıyla Maarif Vekaleti, yani Milli Eğitim Bakanlığı 1921'de bir güfte yarışması düzenlemiş, söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce yarışmaya katılmak istemeyen, o zaman Burdur milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ısrarı üzerine Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda yazdığı ve İstiklal Harbi'ni verecek olan Türk ordusuna hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Akif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklal Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın güftesini şiirlerin topladığı Safahat'a dahil etmemiş ve İstiklal Marşı'nın Türk milletinin eseri olduğunu beyan etmiştir ve Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazmasın diye dua etmiştir. 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy'un babası Fatih Medresesi müderrislerinden, yani bugünkü manasıyla profesörlerinden Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Devleti'ne bağlı Arnavutluk'un İpek kazasına bağlı Şuşişe köyünden İstanbul'a gelmişti. Ersoy'un annesi Emine Cemile Hanım ise Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da dünyaya gelmişti. Mehmet Tahir Efendi ona ebced hesabı ile doğduğu yıl olan 1290'a karşılık gelen Ragif ismini vermişse de çevresi tarafından Akif olarak çağrıldı. Akif dışında bir de Nuriye adında bir kızları bulunuyordu. Mehmet Akif İstanbul'da İstanbul Fatih Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde doğdu. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin hasta adamı olarak nitelendirildiği döneme denk gelmiştir. 1878 yılında Akif 4 yaşındayken Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. Burada 2 yıl eğitim gördükten sonra Fatih İptidaisi'ne geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Babasının yazın Emin Paşa'nın çocuklarına ders vermesi sebebiyle Emin Paşa'nın çocukları ile arkadaşlık kurdu. Mehmet Akif 1882 yılında ilk öğretimini tamamlayarak Fatih Merkez Rüştiyesi'ne başladı. Ayrıca Fatih Camisi'nde Esad dedenin İran Edebiyatı derslerine katılıyordu. Lise eğitiminde Mülkiye'nin idadi bölümünde başladıktan sonra yüksek kısmına geçti. Kısa bir süre sonra evlerinin yanması ve babasının vefatı sebebiyle okula devam edemeyip sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi'ne geçti. Şiirle ilgisi bu dönemde başlayan Mehmet Akif ilk şiirlerini bu dönemde yazmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy Orman ve Vadin ve Ziraat Nezareti'nde, şimdiki Ziraat Bakanlığı'nda memuriyet hayatına görevli müfettiş olarak başladı. Memuriyet hayatı boyunca başta İstanbul'da, Rumeli'ye, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan'da bulundu. Edebiyat öğretmenliği de yapan Mehmet Akif şiir yazmaya devam etti. Servet-i Fünun dergisinde şiir ve yazıları yayınlandı. Siyasi hayatın içerisinde de yer alan Mehmet Akif 2. Meşrutiyet'in etkisi altında kaldı. Bu yıllarda istibdat olarak adlandırılan dönemin en şiddetli muhaliflerinden birisi olmuştur. Aynı zamanda halka aydınlatmak için Recaizade Mahmud Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan, Süleyman Nazif Çelebi, Cenab-ı Şahabettin gibi isimlerle beraber çalışmalar yürütmüştür. Bu dönemlerde Teşkilat-ı Mahsusa ve Darul Hikmet-i İslamiye Cemiyeti'ne de girmiş ve faaliyetlerde bulunmuştur. Milli mücadeleye şair, hatip, seyyah, gazeteci ve siyasetçi olarak katılan Mehmet Akif 1. Meclis'te Burdur milletvekili olarak katılmıştır. İstiklal madalyasına layık görülen Mehmet Akif Ersoy 1922 yılında sağlık gerekçesiyle milletvekilinden istifa etmiştir. Mevcut siyasi durumdan duyduğu rahatsızlıktan dolayı Mısır Hidivi Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a gitmiş ve yaşamının bir döneminde bu ülkede geçirmiştir. Siroz hastalığına yakalanan Mehmet Akif Ersoy 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında hayatını kaybetti. Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedildi. Kabri 2 yıl sonra üniversiteli gençler tarafından yaptırılmıştır. Mezarı 1960'da yol inşaatı nedeniyle kabri Edirne Kapı Şehitliği'ne nakledildi. Şöyle bir hadise vardır vefatında. Takvimler 27 Aralık 1936'yı gösterir. İslam ve İstiklal şairi, milli şairimiz Beyazıt Camii önü İstanbul. Bir otomobil yaklaşır. Bagajında çıplak bir tabut vardır. 4 hamal cenazeyi musallaya bırakırlar. 4 hamal cenazeyi musallaya bırakır. Biraz sonra cenazenin İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy olduğu anlaşılır. Sağlığında karnını doyurduğu lokantacı bir Kabe örtüsünü bulup buluşturur, nereden getirirse getirip örter tabu. Akın akın gelen Edebiyat Fakültesinden üniversiteli öğrenciler de bir sancakla tamamlarlar tabutu. Üniversite idaresi Ankara'dan aldığı talimat üzerine gençleri bu rejim muhalifi mürteci şairin cenazesine katılmamaları için uyarmıştır. Cenaze Beyazıt'tan Edirne Kapı'ya omuzlarda götürülür. Devlet büyüklerinden ve devrin etkili kişilerinden birine bile bu görkemli uğurlamaya katılmak nasip olmamıştır. Evet, her dönemde mazlumlar üretmeyi beceren bir rejimimiz var. Rabbim Mehmet Akif Ersoy Bey'in mekanını cennet, ruhunu şad, makamını âli eylesin.